Normal nedir? Adetler, ahlak kuralları ve tabular. Psikolog ve sosyologlar insan davranışlarını inceler. Davranışlar üzerinde çalışırken şu soruyla sık sık karşılaşırlar. Normal nedir? Hangi davranışın normal olduğuna kim karar veriyor? Bu davranışın garip olduğuna, hatta suç teşkil ettiğine neye göre karar veriyorsunuz? Bu soruları anlamaya veya cevaplandırmaya çalışan kişiler aslında normları incelemektedir. Normlar, hangi davranışın kabul edilebilir, hangisinin kabul edilemez olduğunu belirleyen standartlardır. Bireyin belli bir durum karşısında ve belli bir topluluk içerisinde nasıl davranması gerektiğini dikte eden yazısız kurallar vardır. Bu kurallar genellikle topluluk tarafından tanımlanır. Topluluğu oluşturan tüm bireylerin kolayca anlayıp içselleştirebileceği ahlaki bir standart veya etik bir değer üzerinden belirlenir. Norm, topluluk için bir çatı işlevi görür ve insanların nasıl davranabileceğine dair belirli standartlar koyar. Çok büyük oranda bağlama ve fiziksel konuma bağlıdır. Hatta az sonra bahsedeceğimiz üzere, zamanla bile değişebilir. Çok basit bir örnekle başlayalım. Diyelim bir futbol maçına gittiniz. Takımınız gol atıyor ve siz o sevinçle avazınız çıktığı kadar bağırıyorsunuz. Şimdi bu bağlamda ve böyle bir toplulukta bu davranış gayet normaldir. Hep birlikte maç izlenilen bir ortamda bağırmak kabul edilebilir. Hatta istenen bir şeydir. Çünkü bağırarak aslında takımınızı desteklemektesinizdir. Şimdi bir iş toplantısında olduğunuzu düşünün. Patron konuşurken aniden ayağa kalkıp olanca gücünüzle bağırmaya başlıyorsunuz. Bu bağlamda böyle bir topluluk içerisinde bu davranış ne normal ne de kabul edilebilirdir. Normlar bağlam ve duruma bağlı olduğu kadar kültüre de bağlıdır. Ülkeden ülkeye çok büyük farklılıklar gösterir. Mesela Amerikalılar birbirlerini kısaca merhaba diye veya el sıkışarak selamlar. Ama biz Türkiye'de selamlaştığımız kişiye sarılıp yanaklarından öperiz. Normlar zamanla da değişebiliyor. Bireylerin tutumları veya koşullar değişince farklı davranışlar kabul görebiliyor. Beyzboldan örnek verelim. Amerikalılar beyzbolla tanıştığında sadece erkeklerin beyzbol oynaması normal kabul ediliyordu. Kadınlar profesyonel beyzbolda yer almıyordu. Fakat ülkedeki erkeklerin çoğu 2. Dünya Savaşı'na gidince Amerikalıları eğlendirmek için kadınlar da beyzbol oynamaya başladı. Yani o dönemin koşulları kabul gören davranışta bir kaymaya yol açtı. Savaş bitip erkekler tekrar beyzbol oynamaya başladığında kadınların profesyonel olarak beyzbol oynaması normal kabul edilir olmuştu. Özetleyelim, normlar topluluklar tarafından belirlenen davranış standartlarıdır. Duruma, konuma ve tarihi koşullara göre değişiklik gösterirler. Normlar 4 ana başlıkta incelenir. Adetler, ahlak kuralları, tabular ve kanunlar. Normların ne kadar önemli olduğunu ve normlardan sapmanın ne kadar ciddi sonuçlar doğurabileceğini başlıklara bakarak da anlayabilirsiniz. İlk başlığımız adetler. Adetler en hafif normlardır. Gündelik hayatta uyulması beklenen davranışları temsil ederler. İnsanların uzun süreden beri benimsediği ve her gün sergilediği davranışlardır bunlar. Mesela misafiri buyur etmek, markette bir şeyler düşüren birine yardım etmek veya teşekkür etmek adettendir. Adetlere uymamak genellikle çok ciddi veya kesin sonuçlar doğurmaz. Markette yere bir şeyler düşüren kişiye yardım etmemek, ceza almanıza veya başınızın derde girmesine yol açmaz. Sadece kaba bir davranış olarak algılanır. İşte adetler böyle. Şimdi gelelim ahlak kurallarına. Ahlak kuralları ahlaki değerler veya inanışlar etrafında şekillenir. Toplumun doğru ve yanlışı nasıl anladığına bağlı olduğu için genellikle güçlü hisler uyandırırlar.
ve bir ahlak kuralına uyulmadığı takdirde genellikle bir tepki oluşur. Mesela dürüst olmak ahlak kurallarından biridir. Çoğu kişi insanların yalan söylememesi gerektiğine şiddetle inanır. Çünkü doğru olanın bu olduğunu düşünür. Bu nedenle topluma mal olmuş bir kişi dürüst davranmadığında toplumda genellikle bir infial uyanır. Bunun nedeni o bireyin ahlaken yanlış bir şey yapmış olmasıdır. Ama ahlak kurallarının ihlali her zaman ciddi sonuçlar doğuracak diye de bir şey yok tabii. Gelelim kanunlara. Kanunlar da doğru ve yanlış kavramları üzerine inşa edilir ama sonuçları daha resmi ve tutarlıdır. Ahlak kuralları konusunda verdiğim örneği hatırlayın. Yine halka mal olmuş biri yalan söylüyor fakat bunu mahkeme huzurunda yapıyor. İşte bu birey yalan söyleyerek hem ahlak kurallarını hem de hukuk kanunlarını ihlal etmiş oluyor. Dolayısıyla yalan ifade vermenin cezası neyse onunla cezalandırılıyor. Yaya geçidi olmayan yerde karşıdan karşıya geçmek gibi basit bir eylemde kanun ihlalidir, cinayet gibi çok ciddi bir eylemde. Ve her kanun ihlali infial veya tartışma yaratmayabilir. İhlal edilen kanuna göre değişir bu. Tabularsa ne olursa olsun kat'i şekilde yasaklanan davranışlardır. Tabularda doğru yanlış ayırımı çok keskindir. Ve bir tabunun ihlali bir ahlak kuralının ihlalinden çok daha aşırı sonuçlar yaratır. Tabuların ihlal edilmesi çok ahlak dışı bir davranış olarak kabul edilir. Kanunlar uyarınca cezaya tabi olduğu yetmiyormuş gibi toplumda da yoğun öfke yaratır. Tabunun en çok bilinen iki örneği ensest yani aile içi cinsel ilişki ve yamyamlık yani insan eti yemektir. Şimdi norm türlerine şöyle bir göz attığımıza göre bu bilgiyi bir örnekle pekiştirelim. Yine futbol maçında olduğunuzu düşünün. Tribünde arkadaşınızla karşılaşıyorsunuz. Bir bakıyorsunuz, fermuar açık. Böyle bir durumda fermuarın açık kalmış diyerek arkadaşı uyarmak adettendir. Yani nezaket gereğidir. Ama uyarmazsanız da arkadaşınızın utanmasından daha ciddi bir sonuçla karşılaşmazsınız. İşte. Adet böyle bir şey. Şimdi diyelim ki bir arkadaşınızı daha görüyorsunuz. O da tişörtünü çıkartmış, göğsüne takımının logosunu çizmiş. Ve diyelim ki siz de ahlak konusunda çok hassassınız. Arkadaşınızın tişörtünü çıkartıp vücudunu bu şekilde sergilemesini tabii ki yanlış buluyorsunuz. İşte bu aşamada da ahlak kuralları devreye giriyor. Siz hoş bulmuyor olsanız da arkadaşınız herhangi bir yaptırımla karşılaşmıyor. Sadece arkadaşınızın davranışını tasvip etmiyorsunuz o kadar. İşte size ahlak kuralı. Şimdi arkadaşınızın anadan üryan soyunup sahaya inmeye kalktığını düşünün. Bu durumda arkadaşınız kanunları çiğniyor ve bunun bir cezası olacak mutlaka. Ama böyle bir ortamda çok büyük bir infial veya tiksinti uyanmayabilir. Hatta arkadaşınız sahada güvenlik görevlileri tarafından kovalanırken kalabalık muhtemelen gülüyor bile olabilir. Burada gerçekleşebilecek bir tabu ihlaline örnek vermeyeceğim. Ama bir tabu ihlali gerçekleşecek olsa bilin ki çok büyük bir tiksinti doğar ve bunun çok ciddi hukuki sonuçları olur. Evet, böylece normlar konusunu sonlandırmış olduk.